Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Adata SC680 harici depolama çözümünü inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz Teknoloji Oku YouTube kanalında bugüne kadar birden fazla Adata ve farklı markaların da harici depolama çözümlerini inceledik. Hatta geçtiğimiz günlerde Adata'nın böyle oldukça enteresan, işte su geçirmeyen vesaire bir ürünü de incelemiştik. O da bir harici SSD çözümüydü. Biliyorsunuz depolama aygıtları artık yavaş yavaş SSD'lere, yani içinde sabit disk yerine aslında USB bellek tabanlı teknolojiler bulunan depolama ürünlerine dönüşmüş durumda. İşte Adata'nın da bu kategoride farklı farklı ürünleri, farklı farklı modelleri bulunuyor. Test merkezimize gelen Adata SC680'de işte bunlardan bir tanesi oldukça küçük bir ürün var. Şöyle göstereyim hemen ekranda. Birazdan bunun detaylarını da koyacağız biz sizler için. Onları da göreceksiniz. Ortalama iki tane USB boyutunda küçük bir ürün var. Type-C bağlantımız var. Bu Type-C bağlantısı yalnız önemli. Neden? USB 3.1 Gen 2 desteği sunuyor. Yani şu anda kullanılan en hızlı USB bağlantısı bu üründe bulunuyor. Tip C dediğimiz, Type-C İngilizcesi, Türkçesi Tip C dediğimiz C tipinde bağlantı ve kutusundan da onu da göstermekte fayda var. Şöyle iki tane kablo çıkıyor. Bu iki kablonun bir tanesinin ucu Tip A'dan Tip C'ye, yani normal USB kablosundan Tip C'ye dönüştürüyor bu kablo. Diğer kablo ise Tip C'den Tip C'ye, yani İki ucu da Tip C şeklinde tasarlanmış. Biliyorsunuz artık bilgisayarlarda Tip C bağlantı standart hale geldi. En azından bir tane bulunuyor hepsinde. İsterseniz bu kabloyla, istiyorsanız bu kabloyla beraber kullanabiliyorsunuz. Bu kablonun uzunluğu yaklaşık 20 cm. Biraz daha uzun olsa ben sevinirdim. Biliyorsunuz daha önceki ürünlerde de bu eleştiriyi yapmıştım. Ama bu hale de yeterli oluyor. İsterseniz bir genel görünümden bahsedeceğim ama aslında bir genel görünüm de yok. Dediğim gibi şöyle bir ürün. USB bağlantısı var. Sadece siyah ve mavi olmak üzere iki farklı rengi var. Mavi de biraz böyle bayağı koyu bir lacivertin de daha koyusu bir renk. Bu tam da mavi değil. Bize gönderilen sürüm bu şekildeydi. Bir de siyah rengi var. Hangisini istiyorsanız onu alıp kullanıyorsunuz. Böyle parlak güzel bir rengimiz var. Bir de üzerinde bir LED lambamız var. Yani USB bağlantısı bile LED lamba var. Bilgisayarı taktığınız zaman bu LED lamba üzerinden de veri aktarımını ve çalışıp çalışmadığını da görmüş oluyorsunuz. Teknik tarafa geldiğimizde 1 cm kalınlığı var bu kutumuzun. Yani bu harici diskimizin toplam kalınlığı bu kadar. Telefon, tablet ve bilgisayar. Bilgisayarda da Windows ve Mac desteği var, onu belirtelim. Beraber kullanabiliyorsunuz. Yani Tip C bağlantısını kullanan telefon, tablet veya USB Tip A ve Tip C kullanan bilgisayarlarda ve Mac ve Windows olmak üzere bu harici diski takarak kullanabiliyorsunuz. Yani telefondaki bir veriyi veya tabletteki bir veriyi de yine bu belleğe aktarmanız mümkün olabiliyor bu depolama alanına. Bize gönderilen sürüm 480 GB depolama alanına sahip ki biz bunun 447 GB'ını kullanabiliyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Baktığımızda sürüm olarak 240, 480, 966 ve 1.92 TB olmak üzere 4 farklı seçeneğin de bulunduğunu söyleyeyim. En azından yurt dışında böyle. Belki Türkiye'de hepsi satılmayabilir ama yurt dışında böyle bir durum söz konusu. Bize gönderilen sürüm ise 480 GB. Teknik verilere baktığımızda bize verilen rakamların Adata tarafından veriliyor bu rakamlar bu arada. Saniyede 530 MB yazma, 460 MB'da okuma hızına ulaştığı iddia ediliyor bu cihazın. Ürünün fiyatı ise biz bu testi yaptığımız Haziran ayının ortalarında yaklaşık olarak 650 TL civarında idi. Peki kullanım deneyimimiz nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi biz bu ürünü aldık, bilgisayarımıza taktık. Hem Tip A'dan hem de Tip C'den bağladık. Bu arada ikisinde de hız fark etmiyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı hızları buluyorsunuz. Çok ufak tefek farklılıklar dışında hız farkı olmuyor. Adata'nın iddiası neydi? Saniyede 530 MB okuma, 460 MB'da yazma hızı olduğunu söylemişti. Biz yaptığımız testlerdeki Crystal Disk Mark testi yaptık. Biliyorsunuz standart bir test artık bu bizim için. 420.9 MB okuma, 387.8'de yazma hızlarına ulaştık. Bence yani zaten 3 aşağı 5 yukarı birebir aynısını bulamazsınız ama o verilen rakamlara yakın bir değer bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yani okuma ve yazma hızları gayet yeterli arkadaşlar. Özellikle de böyle tek parçalı çok büyük dosyalar aktarıyorsanız bu tarz bir ürün çok 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 işinize yarayacaktır, onu söyleyeyim. Küçük olması da ve taşınabilir olması da çok önemli. Küçük bir kabloyla hemen yanınıza taşıyorsunuz ve istediğiniz yere götürüp istediğiniz zamanda verilerinizi aktarma, işte bilgisayardan bilgisayara, bilgisayardan telefona veya telefondan bilgisayara, bu tarz çapraz
aktarmalar yapabiliyorsunuz bu Adata'nın SC680 ürünüyle birlikte. Gelelim hepimizin merak ettiği konu Adata SC680'in fiyatına. Biz bu testi yaptığımız Haziran ayının ortalarında ürünün fiyatı yaklaşık olarak 650 TL civarındaydı arkadaşlar. Muadillerine baktığımızda, yani aynı depolama alanına sahip SSD modellerine baktığımızda makul bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Daha pahalısı da var, daha ucuz da var bu arada. Onu da belirtelim. Ama hani bilinen bir marka olması, ürünün şık ve güzel bir kutuyla beraber gelmesi, iki kablosunun beraber sunulması önemli artılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa ve sürekli büyük boyutlu dosyalar da kopyalıyorsanız ki bu SSD olduğu zaman çok daha hızlı oluyor ve yaklaşık olarak normal standart bir diske göre 6 kata kadar daha hızlı kopyalama yapabiliyor SSD diskler, onu da belirtmiş olalım. Bu ürün sizin işinizi fazlasıyla görecektir ve göz atmanızı ve mutlaka bir şekilde bakmanızı öneriyorum. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Adata'nın SC680 harici SSD depolama çözümünü inceledik. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, böyle bir fonksiyonu var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağımız konusunda emin olabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.